Doğu'ya geçeceğiz. Çünkü Türkiye bir hafta 10 gündür Çin modelini konuşuyor. Çin modeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde düşük faiz politikası karşısında doların ve dövizin yükselmesinin ardından önerdiği bir model. Erdoğan yeni ekonomi politikasını açıkladı. AKP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında kurmaylarına Çin örneğini verdi. Yüksek faize karşı çıktığını defalarca belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni ekonomi politikasını duyurdu. Erdoğan hedeflerinin Türkiye'yi üretimle büyütmek olduğunu söyledi. Üretimle yabancı yatırımcıların dikkatini çekeceklerini belirtti. Erdoğan'ın toplantıda şu sözleri söylediği öğrenildi. Türkiye'yi üretimle büyütmek, faiz kıskacından çıkarmak ve bunun tamamen bitirilmesi için ekonomide yeni dönemi başlattık. Üretimle yabancı yatırımcıların dikkatini çekeceğiz. Çin böyle büyümüş. Biz onlardan daha avantajlıyız. Biz pazara daha yakınız. Peki Çin modeli nedir? Artıları ve eksileri neler? Çin bu modelle birlikte neler yaşadı ve vatandaşlarına neler yaşattı? Ayrıca bu model ekonomik ve siyasi olarak Türkiye'ye uygun mu? Bu soruların hepsini yönelteceğim kişi Çin'in Suzhou şehrinde yaşayan ve çalışmalarına devam eden siyaset bilimci doçent doktor Ceren Ergenç. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Türkiye'de bu konuyu en iyi bilenlerden birisiniz. Şu anda Çin'de bulunuyorsunuz zaten. Şöyle başlamak istiyorum. Erdoğan'ın açıklamalarını izleyiciyle buluşturduk. Çin modeli nedir en temelinde? Çin modeli diye tek bir modelden bahsetmek çok da mümkün değil aslında. Erdoğan'ın bahsettiği Çin modeli 80'lerde 90'larda Çin'in kullandığı ilk yani Mao sonrası dönemde küresel ekonomiye eklemlendiği zaman kullandığı bir model. Köyden kente göçün de avantajını kullanarak kalifiye olmayan ucuz işçi istihdam ederek yabancı sermayeyi ülkeye çektiler. Ve bu şekilde artan üretimle, ki Erdoğan da bundan bahsediyor zaten, bu şekilde artan üretimle kendi içlerinde de istihdam sağladılar. Ve bu şekilde hem büyüme, ulusal ekonominin büyümesi hem de ülke içerisinde belli bir refah düzeyini getirdi. Kalkınma da sağlamış oldu. Dediğim gibi Erdoğan'ın bahsettiği sistem temelde bu. O zaman Çin'in belli avantajları vardı bunu yapabilmek için. Birincisi nüfus avantajı. İkincisi o nüfusun Mao dönemi sonrası yaşadığı refahta yükselme, çok düşük çalışma şartlarını da belli bir süre, bir 10-15 sene kadar kabul edebilmesini sağladı. Bunun dışında kendi gene nüfustan kaynaklı bir İç tüketim pazarı da çok büyüktü Çin'in. Yani sadece yabancı sermaye çekip üretim yaparak ve bunu dışarıya satarak gerçekleşen bir büyüme değildi. Aynı zamanda kendi iç tüketim pazarı da büyüdü. Bir orta sınıf gelişti, büyüdü ve zaten işçi sınıfının seviyesinin, refah düzeyinin yükselmesi ve orta sınıflaşmasıyla da bu model yürümez hale geldi. O yüzden Çin'in eskiden olduğu bir modele referansla bulunuyor diyorum. Ne zaman işçiler daha fazla refah, iş güvenliği talep etmeye başladılar, bu model Çin içinde yürümemeye başladı. 2000'lerden itibaren Çin'de gördüğümüz, bugün esas Çin'in çok büyük bir dünya gücü olmasını sağlayan model aslında daha kalkınmacı bir model. Yani devletin, merkezi devletin küresel ekonomide önemli olacak sanayi alanlarını önceden görüp hem kitleri hem de özel sermayeyi bu sanayi alanlarında yatırım yapmaya ve istihdama teşvik etmesiyle uzun vadeli planlanan bir büyüme ve kalkınma modeli izliyor Çin son 20 yıldır. Ve dediğim gibi esas onu bir küresel güç haline getiren de bu model oldu. Bu uzun vadeli sözünüzün altını çizelim ve burayı biraz daha konuşalım istiyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan bu modelin zorluklarından da bahsediyor ama aynı zamanda da 6 ay içinde refaha Türkiye'nin kavuşabileceğini söylüyor. Ancak siz
Bunların uzun vadeli kalkınma planları olduğunu söylüyorsunuz. Çin ekonomisine ve hatta Çin siyasetine baktığımızda hep uzun vadeli planlar var değil mi son dönemde? Çin için aslında hep uzun vadeli planlar var. Leninist dönemden, Mao döneminden kalma 5 yıllık plan yapma geleneğini hiç terk etmedi Çin. Daha dış yatırıma bağlı, yabancı yatırıma bağlı olan dönemde dahi bu 5 yıllık planlar vardı. Bugün de aynı şekilde hem bölgesel hem ulusal düzeyde 5 yıllık planlar yaparak ilerliyor. Kuşak ve yol girişimi de aslında bu 5 yıllık planların bir gelişmesi. Bu Erdoğan'ın bahsettiği 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde Türkiye'nin refaha çıkması değil, Türkiye herhangi başka bir ülke için geçerli olabilir mi bilmiyorum. Ama bu hani Çin modeline gene referansa dönecek olursak, burada tahmin ediyorum AKP'nin kastettiği pandemi döneminde bu tartışılmaya başlanmıştı aslında. AKP çevresi, ekonomistler arasında Avrupa'ya, Avrupa pazarlarına coğrafi yakınlıktan bahsediliyor. Çin ve aslında dediğim gibi yani ucuz üretim sanayileri Çin'den çoktan Güneydoğu Asya'ya ve Güney Asya'ya kaydı. Yani Çin aslında hala bu modelin tam merkezi sayı yılmaz daha fazla. İlk önce Vietnam, Kamboçya, Laos, şimdi Bangladeş gibi yerlere kaydı. Ama hepsinin Doğu Asya'da olduğunu düşünecek olursak, pandemi zamanında, pandeminin ilk başlarında özellikle deniz ticareti durduğu zaman Doğu Asya'dan Batı Asya ve Avrupa tarafına bu yollardaki trafikteki aksamadan Türkiye'nin faydalanabileceği, Avrupa'ya yakın olduğu için bütün üretim merkezlerini de aslında kendine çekebileceği tartışmaları yapılmıştı. Benim tahminim şu anki bu Çin modeli tartışması da ona dayanıyor aslında. Yani bütün o üretim merkezlerinin, dediğim gibi Çin değil artık ama örneğin bir Laos'tan ya da Bangladeş'ten Türkiye'ye çekilebileceği varsayımın üzerine dayanıyor. Ve kısa vadede bu bütün üretim merkezlerinin Türkiye'ye çekildiği varsayımıyla kısa sürede bir üretici konuma geçilebileceği varsayılıyor. Bu kayış, bu sermayenin bu kayışı bu kadar kısa sürede yaşanır mı? Emin değilim ben açıkçası. Çünkü Türkiye'de bu özellikle kur kriziyle yaşam standardı çok düşmüş olmasına rağmen işçi hakları ve işçi sınıfının talepleri bu kadar sömürüye açık bir sistemin Türkiye'ye adapte edilmesine izin vermeyecektir diye düşünüyorum. Peki biraz daha açmak adına 2000'li yılların başından bu yana Çin ekonomisinin daha başarılı bir grafik sergilediğini söylediniz. Burada başarının öne çıkan faktörleri nelerdi? Neyi başardı Çin? Nasıl başardı? Çin'in başarılı olduğu alanlardan biri daha önce dediğim gibi uzun vadeli planlar yapıp küresel ekonomideki yeni gelişen alanlara hakim olmaya başlamasıydı. Bugün neoliberal kapitalizmin geldiğimiz noktasında iki alan görüyorum ben. Biri dijital teknolojiler, işte yapay zeka, 5G olabilir, elektronik araçlar olabilir. Bu gibi pazarların gelişmekte olacağını Çin çok önceden gördü ve bu alanlara yatırım yaptı. Aynı şekilde fark etmişsinizdir iklim zirvesinde, iklim gündeminde Çin çok aktif bir rol oynuyor. Amerika'yı dahi geçmiş durumda. Bunun bir nedeni elbette iklim değişikliğinin çok önemli bir sorun olması ama bir diğer nedeni de yenilenebilir enerji pazarlarının çok önemli yeni gelişmekte olan pazarlar olması. Çin bu pazarlara da hakim olmaya en başından başladı. Bu da dediğim gibi çok önceden planlı bir ekonomiyle ekonomi yönetimi ile devam etmesi. Bunun içerisinde kitler çok önemli bir rol oynuyor. Özel sermayeninden daha önemli bir rol oynuyor. Kitleri yeniden canlandırması da Çin'in önceden planladığı ve başarılı olduğu bir alandı. Bunun yanında bu yeni teknolojilere, bu yeni sanayilere de yine hakim olmasını sağlayabilecek eğitimli iş gücünü de
bir yandan geliştirdi. Orta sınıflaşmayla beraber eğitim düzeyi çok yükseldi ve meslek okulları, meslek liseleri ve meslek üniversiteleriyle spesifik alanlarda uzmanlaşan eğitimli bir iş gücünü de yetiştirdi Çin aynı zamanda. Dolayısıyla aslında Çin modeli derken hangi Çin modelinden bahsettiğimiz burada önem kazanıyor. 70'ler 80'lerin aksine 2000'li yıllardan sonraki Çin modeli o kadar da kötü bir model değil. Şuradan devam edelim istiyorum. Farklı coğrafyalarda, farklı toplumlara sahip olan, farklı siyasi tarihlerden gelen, hatta nüfusları da demografisi de çok farklı iki ülke, Türkiye ve Çin. Dolayısıyla Çin'de uygulanan o birinci Çin modeli diyelim, 70'lerin 80'lerin Çin modelinin Türkiye'ye uygulanması mümkün mü? Mümkün olmadığını düşünüyorum. İki nedenden dolayı. Birincisi Çin ve Türkiye arasındaki demografik farklardan dolayı. Bu nüfus önemli bir fark gerçekten Türkiye ile Çin arasında. İkincisi de küresel ekonominin, yani Çin'in ve Türkiye'nin dahil olmaya, entegre olmaya çalıştığı küresel ekonominin 80'ler 90'lar koşullarına sahip olmamasından dolayı Çin'in 80'lerde yaşadığı o çok hızlı bir şekilde çektiği yabancı sermayeyi Türkiye'nin bugün çekmesi çok da mümkün olmayacaktır. Buna bir nedeni de finansal piyasalar, iki ülkenin finansal piyasaları arasındaki fark. Çin finansal piyasalarını çok sıkı tutarak bankacılık sistemini ve kur piyasasını devlet kontrolü altına tutarak yabancı sermayenin hızlı girip çıkmasını ve kurlardaki çalkalanmaları engelledi. Türkiye'de bunun ikisi de yok. Hem yabancı sermaye geliyor ama hem kısa süreli ve çok da ileri teknoloji olmayan yatırımlar yapıyor ve çıkıyor. Ve zaten kur sisteminin ne halde olduğunu söylemeye gerek yok. Yani Türkiye açısından bu kura bağlı bir ucuz istihdamdan kaynaklı yabancı sermaye çekme, üretimi arttırma sistemi ancak belki çok kısa vadeli bir çözüm olabilir. Uzun vadeli bir iktisadi plan anlamına gelemez bu. Ki zaten hani böyle yabancı sermayeye bağlı, kuru zayıflatarak yabancı sermaye çekme fikri için 1980'lerin Çin'ine gitmeye de çok fazla gerek yok. Bugün de aslında ekonomisi Türkiye kadar zayıf ya da çalkantılı birçok ülke de aynı sistemi uyguluyor. Ama dediğim gibi burada Çin'e referansta bulunmanın şöyle siyasi bir anlamı da olabilir belki. Çin merkezi bir karar alma sistemine sahip olduğu için, tek adamlığın bir diğer örneği olduğu için, bakın Çin yaptı o zaman biz de yapabiliriz gibi, aslında alttan alta belki siyasi bir mesaj da vardır orada. Ama ekonomi politik anlamında bunun mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ceren Ergenç, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet, Türkiye'nin konuştuğu konu Çin modeli. Cumhurbaşkanı